Kemiklerinizde bir kırık olduğunda biz ortopedik cerrahlar kırık kemiğinize metal bir implant yerleştirebiliyoruz. Kırık kaynadıktan sonra bu implantın çıkarılması gerekir mi? Kimlerde gereklidir? Çıkarılması gerekirse ne zaman yapılmalı? Bu videoda bu sorulara cevap bulacaksınız. Vücudunuzda bir kırık olduğunda kemiğin daha kusursuz ve hızlı kaynamasını sağlamak ve daha çabuk fonksiyonlarının kazanılıp işe güce dönülebilmesi için cerrahi gerekebilir. Kırık parçalar fonksiyonel pozisyonlarına getirildikten sonra bunları sabitlemek amacıyla bu bölgeye metal implantlar yerleştirilir. Halk arasında buna platin denir. Biz ortopedistler hiçbir zaman bunlara platin demeyiz. Zaten platin de değiller. Çoğunluğu titanyum veya paslanmaz çelikten yapılmış olan plak, vida, çivi olarak adlandırılır. Hepsinin ortak ismi ise implanttır. Bu implantların görevi kırık kemik kaynayana kadar kemik uçlarını bir arada hareketsiz tutmaktır. Yoksa bunların kemiği ömür boyu yerinde tutmak gibi bir görevi yoktur. Zaten olamaz da. Kemik kaynamamış ise kemiğin taşıması gereken yükler implantın üzerine biner. Bu da metalde metal yorgunluğu denen bir durum oluşturur. Sonunda er ya da geç konulan implant kırılır. Burada gördüğünüz gibi metal bir süre sonra kırılacaktır. Yani kırık bir implant varlığında kemiğin kaynamamış olma ihtimali yüksektir. Bu konu tamamen ayrı bir video konusudur. Onun için bu konuyu kenara bırakalım. Öte yandan her şey yolunda gider ve kemik kaynar ise kemiğin hangi bölgesinde kırık olduğuna göre 3 ay ile 1 yıl içinde konulan implantın görevi tamamen biter. Kırık kaynamış ve kemik yükü tekrar üstüne almıştır. İşlevi bitmiş bu implantın çıkarılması durumunda teorik olarak hiçbir sorun yaşanmaması gerekir. Ancak bu implantın çıkarılması yeni bir cerrahi işlemdir. Yapılacak olan bu cerrahi işlemin hem hasta üzerindeki maddi ve manevi yükü hem de sağlık sistemi üzerinde yaratacağı bir yük vardır. Rutin bir uygulama olarak implant çıkarma yapmayız. Ama bazı durumlarda çıkarılması mutlaka gerekir. Bazı durumlarda kesin bir cevap veremesek de çıkarılması faydalı olabilir. Bazen de çıkarılmasının hastaya bir faydası olmayacağı, hatta zararı olacağı için önermeyiz. Yine de baştan söyleyeyim, bu konuda tüm dünya ortopedistlerinin ortak bir fikri yok. Bir fikir vermesi açısından birkaç ülkeden yapılan yayınların sonuçlarını sizinle paylaşayım. Finlandiya'da implant çıkartımı neredeyse rutin yapılıp ortalama %80'inde konulan implantlar çıkartılıyor. Bu oran Norveç'te ortalama %50 ve İngiltere'de ise %20 civarında. Türkiye'de çok yüksek bir oranda olduğunu düşünmüyorum ama rakamsal bir oran veremeyeceğim. 1958 yılında kurulan ve kırık tedavi prensiplerini standartize edip bunun eğitimini yaygınlaştıran dünyadaki en büyük organizasyon olan AO, konulan tüm materyallerin çıkarılmasını öneriyordu. Bu öneri yapıldığında konulan tüm implantlar paslanmaz çelikten yapılmaktaydı. Çelik kemikten daha sert olduğu için kemik ile metalin esneklik uyumluluğu yoktu. Bu da çeliğin yükü kemikten alması ve altındaki kemikte kemik erimesi ve ağrıya sebep olabiliyordu. Günümüzde konulan implantların çoğunluğu titanyumdan yapılıyor ve bu metalin biyomekanik özelliği kemiğe çok yakın olduğu için yerinde bırakılması daha az sorunludur. Öte yandan biyolojik özellikleri kemiğe yakın olduğu için kırık iyileşmesi sırasında yeni kemik oluşumu ve kemiğin bu implantın üzerine doğru büyüyerek implantın üstünü kaplaması, çıkartılmasını zorlaştırabiliyor. Bir diğer problem de titanyumun çeliğe göre yumuşak bir metal olması ve plağı tespit eden vidaların birbirine kaynaşması sonrasında vida başlarının bozularak çıkarımının zorlaşmasıdır. Genel bir kural olarak eğer konulan implant etrafında uzun süredir enfeksiyon var ise artık buradaki enfeksiyonu ilaçlarla yok etme şansınız yoktur. Öncelik enfeksiyonun ortadan kaldırılması olduğu takdirde içerideki implantların tamamen çıkarılması gerekir. Patella kırıkları ve dirsek kırıklarında gergi band denilen yöntem ile teller vasıtasıyla çok güçlü bir tespit yapılabilir. Fakat üzerindeki cildin çok ince olmasından dolayı yere diz çökmek veya dirseği bir yere koymak çok ağrılı ve rahatsızlık vericidir. Genellikle bu tellerin kırık kaynadıktan sonra çıkarılması gerekli olur. Yine ayak bileği ve çevresindeki kırıklarda da konulan plak vidalar bağdaş kurma sırasında rahatsızlık verirse
Bunların da çıkarılması gerekli olabilir. Ayrıca konulan vidaların istenmeyen bir şekilde ekleme uzanması durumunda ekleme rahatsızlık verir. Böyle bir durumda kırığın kaynamasını beklemeden de bu implantın çıkarılması veya kırık henüz kaynamamışsa değiştirilmesi gerekli olabilir. Çocuk kırıklarında konulan implantları çoğunlukla çıkartmayı tercih ederiz. Bu çocukların uzun bir hayat beklentisi var ve hayatının ileriki dönemlerinde bu implantın konduğu yerde bir kırık olduğu takdirde veya ileriki hayatlarında bu bölgede bir protez uygulanacaksa bu implantın yapılacak işlemi zorlaştırma riski vardır. Ayak bileği çevresi kırıklarda buradaki sindezmoz denilen bağın yırtılması durumunda oraya bir vida koyup bu vidanın 3 ay sonra planlı olarak çıkarılacağı söylenir. Bu yöntem geleneksel olarak bütün dünyada böyle yapılırdı. Ama bazı yayınlarda bu vidanın çıkarılmadan kalabileceği ve ağrı yaparsa çıkarılabileceği şeklinde bir yöntemi savunanlar da var. Eğer vida kırılırsa da bir problem yaratmayıp yerinde kalabileceği de öneriliyor. Ben de bu yöntemin uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Ağrı yapan durumlarda ağrının implanttan kaynaklanabileceği düşünülse de bunu doğrulamanın hiçbir yöntemi yoktur. Eğer konulan implant doğru bir şekilde konulmuş ve bir sorun görünmüyorsa çıkarıldığı takdirde ağrının geçip geçmeyeceğinden emin olmak imkansızdır. Bazı durumlarda konulan implantın eklem hareketine engel olması gibi bir durum da olabilir. Radyolojik olarak eklem hareketine engel olacak bir durum görülmediği takdirde eklemdeki sertleşmenin mevcut implanttan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek imkansızdır. Bu yüzden ağrı ve fonksiyonlarda implant çıkartma sonrasında düzelme olup olmayacağını garantileme imkanı yoktur. Ön kol kırıklarında konulan plak ve vidaların ise çıkarılması önerilmez. 2014 yılında yayınlanan bir makalede ön kol kırıklarında plak ve vidalar yerinde bırakıldığında yeniden bir kırık olma ihtimali %2.77 iken bu plaklar çıkarıldığı takdirde yeni bir kırık oluşma ihtimali %12.7 olarak bulunmuş. Yani plaklar çıkarıldığı takdirde risk yaklaşık 5 kat artıyor. Bazen de hastanın konulan implantı takıntı haline getirmesinden dolayı hastanın talebi doğrultusunda hiçbir problemi olmamasına rağmen çıkartılması gereken durumlar olabiliyor. Öte yandan çıkartma işleminin her zaman çok kolay olmayabileceğini de aklınıza tutmanızda fayda var. Çoğu zaman her şeyin tıkır tıkır işlediği durumlar olsa da hayatımda en zorlandığım ameliyatlardan birkaçı da implant çıkartma ameliyatlarıdır. İşler bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir. Çıkartma işlemi sırasında getirdiğimiz implant ile uyumlu el aletleri implantın farklı bir tasarımda olması nedeniyle bir anda bir faciaya dönüşebilir. Çıkartırken vidanın yorgunluğundan dolayı başı kırılıp içeride kalabilir. İlk yerleştirme işlemi sırasında vidanın baş kısmı zedelenmiş veya yalama olmuş olabilir. Özellikle titanyum plak ve vidalarda vida ile plak birbiriyle kaynaşmış olma ihtimali olabilir. Vida ve çivi çevresindeki kemiğin iyice sertleşip konulan çivinin deliklerine girmesinden dolayı da işi zorlaştırabilir. Tam kaynamamış bir kemikte implant çıkartılırken tekrar kırılma riski de olabilir. Bir de vida başlarının veya çivinin çıkartılacak baş kısmını kemikle kaplaması nedeniyle yerinin tayin edilmesi zorlaşabilir ve ameliyat sırasındaki zorlu süreç içinde yaratılan doku hasarlanıp enfeksiyon riski de olabilir. İmplant çıkarmanın sağlık sistemine bir yük oluşturduğunu ve sağlık giderlerini arttırdığını söylemiştim. Bu konuyla ilgili çok fazla makale olmamakla birlikte Nijerya'dan yapılan bir yayında bu hastaların ortalama 6 günlük hastanede kalması ve olgu başına $708'lık bir yük çıkardığı bildirilmiş. Gelişmiş ekonomilerde bu maliyetin çok daha fazla olacağını tahmin edebilirsiniz. Yine bu hastaların cerrahi sonrası okuldan veya işten 16 gün kaldıkları bildirilmiş. Bütün bu anlattıklarımdan sonra halen keyfi olarak implantı çıkartmak istiyorsanız bu sizin alacağınız bir risktir. Bazen hastalar, bu hasta anneniz olsaydı bu ameliyatı yapar mıydınız diye sorabiliyor. Şu şekilde cevaplayabilirim. Eğer bir kırık nedeniyle bana bir implant konmuş olsaydı, bir rahatsızlık vermediği sürece veya yukarıdaki söylediğim şartlar olmadığı sürece ben o implantı çıkarttırmazdım. Sonuçta yeni bir ameliyat yaptırıyorsunuz ve her ameliyatın bir takım riskleri vardır. İmplant çıkarma ile ilgili komplikasyon oranı %10 olarak bildirilmiştir. Bunlardan %36'sı yara problemleri olup geri kalanında %21 enfeksiyon,
%14 sinir yaralanması, %12'sinde de implantların hepsinin çıkarılamaması sorumludur. İşin çok daha ilginç yanı, bu komplikasyon yaşanan hastaların 2/3'ü bu ameliyatı tekrar yaptırma söz konusu olsa gene yaptırırdım demişler. Anlaşılır gibi değil. Yine de konulan metallerin çıkartılmasının çok özel bir durum olmadığı sürece bir yıldan daha öteye bırakılması oluşabilecek risklerin azalmasına sebep olur. Ama öte yandan 1,5-2 yıldan daha uzun süre tutmak da çıkarılmasını zorlaştıracaktır. Biraz uzun olduğunun farkındayım. Eğer buraya kadar seyretmişseniz teşekkür ederim. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.